Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşref mahlukatike seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, İrhamna Ya Rabbel Alemin. Burada konuştuğumuz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin nurunun Allah-u Teala Hazretlerinin nurundan halkolunup Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın nurundan geldiği, bütün ruhlar onun ruhundan olduğu na dair ayetle, hadisle inşallah Teala ispat edeceğiz. Adana'da hocanın birisi demiş ki, bir vaaz etmiş. Peygamberimizin nuru Cenab-ı Hakk'ın nurundan, Cenab-ı Hak nurundan ayırdı, nurundan tecelli etti, nurundan hasıl oldu. Peygamberimizin nuru deyince, öyle şey yok demiş. Ona dair bu cevabı vereceğiz inşallah Teala ayet ile, hadis ile. Hazreti Şeyh Muhammed Bahaeddin Nakşibendi Hazretlerinin Evrad-ı Bahaiye kitabında, Evrad-ı Bahaiye'sinin tefsirinde şöyle diyor: Allahümme, ey Allah'ım, ey ya Allah demektir. Netevesselü ileyke, Allah'ım biz sana teveccüh ederiz. Vesile ittihad ederiz. Bu da Allah yolunda vasıta arayıp onunla beraber Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine yakınlık hasredip kurbiyet-i ilahiyeye vasıl olmanın üçündür. Diyor ki tefsirinde, inna demek maşerel müminin, bütün müminlerin hepsi birlikte ya Rabbi biz sana vesile, vasıta ve çareler ararız. Ne tevesselü, ne demektir? Yukalı veseltü ilallah. Derler ki Allah'a vesile arayın. Bil ameli esel min babu vaz zagbeti ve tekarrabet minhü iştigalı vesileti hiye ma yetekarrabi ile şeyi وَالْجَمْعَ الْوَسَائِلِ وَالْوَسِيلَ قِيلَ جَمِيعِ الْوَسِيلَ. Yani diyor ki, bu ne demektir lügatte? Allah yoluna, Allah'a kavuşmak için vesile aramak. Bu, tekarrub-i ilahiye için. وَهِيَ مَا يَتَكَرَّبِ اِلَى بِهِ اِلَى شَيْءٍ. Bir şeye kavuşmanın için bir vasıta, bir çare, bir vesile ararsın. Bu da Allah-u Teala Hazretlerine kavuşmak için bir vesile aramaktır. Ve kıymel nugati fiha. Nugatta derler ki ve tevessel ila Rabbihi. Rabbisine vesile aradır. Bir vesileti tekarrub. Kurbiyeti ilahiyeye kavuşmak için Cenab-ı Hakk'a kendisine vesile aradı. İleyhi bi'ameli keza fil misbah. Bunlar misbah kitabında, yani fil misbah. İleyke ya Rabbi sana tevessül ederiz. Neyle? Bi nurihi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin nuriyle tevessül ederiz. O Allah'a
kavuşmak için çareler ararız. Ellezî huve min nurillâhi teâlâ. O nur ki Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem'in nuru Allah'ın nurundandır. Huvellezî min nurillâhi teâlâ diyor bu. Fe inne min esmâillâhi teâlâ. Çünkü Allah'ın esma-ül hüsnasından birisi en-nur. Allah'ın nur ismi var. وَهُوَ الَّذ۪ي يَذْهَرُ بِه۪ي كُلُّ مَعْدُونَ مَسْتُور. O öyle bir nur ki o nurdan yarattı bütün kainatı. Yani ma'dun, mestur olanların hepsini ondan yarattı. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u nuru semavatü vel arz. Allah yerlerin göklerin nurudur. Ey nurihima binurihi, ey mucidihima bivucudihi hakiki. Birisi Allah nuru, biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin nuru. Bu iki nur ile bütün mevcudat, yani hakikat Allah-u Teala'nındır. Mevcudat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin nuru ile vücuda geldi. Sünnet darabe Teala mesela linurihi. Allah-u Teala Hazretleri diyor ki Allah-u nuru semavatü vel ard. Mesela nurihi dediği linurihi, o nur ellezî nakıza bihi kullu mevcud minel mahlukat bi kavlihi mesela nurihi, bütün o mesela nurihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri nurudur. Ve mesela nurihi ve huve nuru Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani bu mesele nurihi dediği huve Muhammed, huve nuru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O nuru Muhammed'in nuru sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin nurudur. Min hayzi innehu la vasitat beynihi ve beynehu. Allah-u Teala'nın nuruyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin arasında, nurunun arasında vasıta yoktur aralarında. Ve ennehu evvelu mahluk. Çünkü en evvel yaratılan O'dur. O ayetteki kemişkâtin dediği küllü cemî'ahâ fîhîmâ misbah. Yani bütün mükevvenat bir cam, berilir cam gibi içinde nur-u Muhammed ışık ziyâd eder. İzâ'et vel misbâhı huven nur Muhammedî. Misbah dediği nur-u Muhammedî'dir. Misbah-ı zulam min adni kâle teâlâ nurun alâ nur. Bu ayette diyor ki nurun alâ nur. Evvelki nur nur-u Muhammed'dir. Allah-u Teala'nın nurudur. Huvel evvel ismin ilahiyyil hak. Yani evvelki nur Allah'ın ismidir. Ve nur-u sani, ikinci nur huve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gelelim şimdi hadis-i şerife. Ve fil hadis ellezî ekrecehu Abdurrezzak ve mesnevi an Câbir radıyallahu teâlâ anhu. Abdurrezzak Hazretleri buyuruyor ki Câbir radıyallahu teâlâ anhu Hazretleri buyurdu ki kâle ekbirni ya Resûlallah. Dedi ki ya Resulallah bana haber ver. An evveli şeyin halakahullah. Yani en evvel Allah neyi halketti ondan bana haber ver. Halakallahu teala kablel eşya. Bütün eşyanın hepsinden evvel Allah-u Teala neyi halketti? Kale ya Câbir. Dedi ki ya Câbir. İnna Allah teala halaka kablel eşya. Bütün eşyanın hepsinden evvel Allah-u Teala nur-u nebike,
senin Nebi'nin nurunu halk et. Min nurihi, kendi nurundan. Fece'ale zâliken nur, bu nur öyle yaptı ki yedûrü bil kudreti haytişâ. Bu nur Allah'ın kudretiyle her tarafta devretti. Allah-u Teala velem yekün fî zâlikel vaktil levhü velel kalem. O zaman da levh yoktu, kalem yoktu, cennet yoktu, cehennem yoktu. Hiçbir şey yokken benim nurumu halk etti diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bu nuru dörde büldü. Yaklukul halk kaseme zâliken nuri erba'atü ecza. Benim nurumu dörde böldü diyor, bu nuru dörde böldü. Birinden arş-ı kürşü levh-ı kalemi, o birinden melaikeleri, o birinden de yerleri gökleri halk etti. Daha başka çok büyük eczaya böldü. Dördüncüsünden de benim ruhumu halk etti diyor. Benim ruhumdan da sizin ruhlarınızı halk etti. Bütün benden başkası, beni Adem olanların hepsinin ruhunu Cenab-ı Hak benim ruhumdan halk etti. Benim ruhuma zikret diye emret. Benim ruhum zikret. Nurdan kandil içinde muazzam bir insan suretinde yaptı Cenab-ı Hak. Zikre başladı. Rahman ismine gelince terledi. Mübarek başı arş-ı âlâdan yukarıda. Ayakları taht-ı selâden aşağıda. Binlerce bu dünyanın büyüklüğünde bir ceset ki insan suretinde nur-u Muhammedî Cenab-ı Hak böyle halk etti. O ruh-u Muhammedî'yi halk etti. O ruha emretti. Rahman ismine gelince, Rahman isminin zuhuratı zuhur edince, bütün mahlukatı besleyen, rızkını veren, bunu görünce utandı benim ruhum diyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin in'am-ı ihsan-ı ilahiyesinin büyüklüğünden utandı. Terledi. Ondan damla damla terler düştü. O terlerden sizin ruhlarınız kalk olundu. Onun içinden peygamberleri seçti. Peygamberlerin içinden peygamberleri seçip peygamberlere dedi ki ben sizi yeryüzüne göndereceğim. Kitap vereceğim. Sizi nebi peygamber yapacağım. Benim sözlerimi kullarıma hakkıyla söyleyeceğinize ahdediyor musunuz? Oradan ahd-i misa kaldı peygamberlerden. Ondan sonra diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, Adem evladının arkasından zürriyetlerini çıkardım. Ve iz akaza rabbuke min beni Adem'e min zuhurihim ve zürriyetehim ve eşhedehim ala enfisihim elestü bi rabbikum kalu bela. Yani Adem evlatlarının arkalarından gelecek zürriyetlerinin hepsini meydana çıkarıp onların ruhlarına dedim ki siz benim gönderdiğim peygamberlere iman edip benim kitaplarıma iman edip benim zikrimden, benim ibadetimden, benim sevgimden ayrılmayacağınıza ahd ediyor musunuz? Onlardan da ahd aldı Cenab-ı Hak. Onlar da biz senin sevgimden ayrılmayacağız dediler. Bunlar kendi nefislerine şahitlik yapmanın üçüncüdür. Elestü bi rabbikum dedim. Cenab-ı Hak Teala diyor ki ben elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedim. Kalu bela hepsi dediler. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. Beli Rabbimizsin dediler. Hiç la diyen yok. Hepsi o zaman mümin Müslümandır. Hepsinin ruhu iman etmiştir. Allah'ı sevmeye vaat etmiş, ahd etmiş, söz vermiş. Lakin bu dünyaya geldikten sonra bu dünyanın keyfine, zevkine, maişetine aldanıp nefsin havasına, şeytanın havasına uyup, şeytanın ihvasına uyup Allah sevgisinden, Allah ibadetinden ayrılmışlar. O dediklerini hepsini unutmuşlar. Ama diyeceksiniz ki diyor, biz o zamanı ne bilelim? Şimdi bizim ondan haberimiz yok. Ben bunu size haber vermenin için
kitap gönderdim, peygamber gönderdim, hepsini haber veriyorum. Evvelden sizi yarattım, nasıl yarattım, ruhlarınızı nasıl yarattım. Siz niçin geldiniz bu dünyaya? Bunu Kur'an, kitap söylüyor. Peygamberler söylüyor. Alim ulemalar söylüyor. Hepsi size haber veriyor. Siz bunu bilmedinizse, orayı yetmezsinizse size haber verenler var. Bu haber verenlere inandınız mıydı? Bana inandınız. Bunlara inanmazsanız bana inanmadınız. Ben bunun için size peygamberler gönderdim. İşte kardeş, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin nuru böylelikle Cenab-ı Allah-u Teala'nın nurundan. Buna dair Evliyaullahlar neler söylemiş? Niyazi Hazretleri diyor ki, nereden gelir yolun senin? Yakanda varır menzilin. Nereden gelip nereye gittiğini anlamayan hayvanım işte. Ha, bu sözdeki maksat nedir? Nereden gelir yolun senin? Sen evvela Allah'ın nurunda, sonra Muhammed nurunda sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhunda. Ondan sonra senin ruhun bu alem-i süfli olan yere geldin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Vettin Suresi'nde diyor ki, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Ben insanı halk ettim. سُنَّ رَرِنَاهُ اَسْفَلَ السَّافِلِينَ Esfel-i safili de ona yere gönderdim. İşte bu dünya esfel-i safilindir. Şimdi Allah izin verirse inşallah o Vettin Suresi'nde söyleyeceğim inşallah. Sizi alem-i süfri olan bu dünyaya indirdim. Bakalım siz oradan ne yüzünden bana çıkacaksınız? Geri aslınızı bulabilecek misiniz? Ve ileyhi turcaun dediği odur. İnsanlar Allah'ın zikredip ibadet ve taatle meşgul olursa, Allah'ın emri ve nehyini hepsini yapıp zikrullah'a devam ederse, insanın ruhu yükselir alem-i ülviye doğru. Sen buradasın ama senin ruhun yükseliyor. Cenab-ı Hak tarafına gidiyor. O süzülüp geldiğin yere doğru gidiyor. Sen eğer fenalık işlersen, kötülük işlersen bu alem-i süfride bütün cesedin mundarlaşıyor. Bu pislik vücuduna yerleşiyor. Gittikçe cehenneme doğru aşağı kata iniyorsun. Burası cennetle cehennemin arasıdır. Buradan ya ibadetle yükseleceksin, geldiğin âli makamı bulacaksın. Yahut ki fenalık yapıp buradan aşağı cehenneme doğru gideceksin. Gözünü aç, bu dünya elinden gider. Bunun için elinden geldiği kadar Allah'ını tanı, peygamberini tanı. Allah'ın yolunda elinden geldiği kadar Allah korkusunu çıkarma yüreğinden. Allah'ı çok zikret. İşte Niyazi Hazretleri'nin dediği nereden yiyelim senin yolun dediği Allah'ın nurundan, peygamberin nurundan, peygamberin ruhundan senin ruhun süzülüp bu alem-i süfri olan yere gelmişsin. Yakanda varır menzilin dediği geri oraya yükseleceksin. Nereden gelip nereye gittiğini anlamayan hayvanım işte. Yani sen nereden geldiğini bilmezsen, senin hakikatin evvela aslın, kökün, soyun Allah'tan gelmedi. Geri Allah'a kavuşacaksın. İşte nereden gelip nereye gittiğini anlamayan hayvan işte biri bu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Cenab-ı Allah-u Teala'nın nurundan yaratıldığı gibi bizim hepimizin de aslı buradan gelmedi. Bunu inkar edenler çok büyük zarar ediyor. Bir şey bilmiyor. Ayete, hadise muhalefet yapıyor. Cenab-ı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da bize söylemedik, bırakmamış.
elimizden geldiği kadar buna çalışacağız. Gelelim şimdi Peygamberimizin bu halini ifade edecek İnna e'atayna kel-kevser suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'atayna kel-kevser. Diyor ki ya Muhammed, ben sana Kevser ırmağı gibi verdim. Kevser ırmağını verdim demiyor. Kevser ırmağı gibi verdim. İnna e'atayna kel-kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şâniyeke huvel ebter. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Mescid-i Saadet'te oturup vaaz nasihat ederken münafığın birisi çıkmış, halbuki arkasında namazı kıldı, çıkmış öteki münafıklarla göz ederek, kaş ederek, bıyık bükerek çıkmış dışarıya gidiyor. Giderken öteden münafığın birisi rast gelmiş. O biliyor ki o bir söz söyler, kendini güldürür. Diyor ki nereden geliyorsun diyor. O biliyor ki o bir söz söyler, kendini güldürür. Diyor ki nereden geliyorsun diyor. Biliyor halbuki Peygamberimizin yanından geldiğini. Diyor ki Ebter'in yanından geliyorum diyor. Elini eline vurup kahkahayla gülüyor. Amma isim taktın hadi ter demek. Oğlan evladı yok, zürriyeti yok. Kökü, sülalesi kesik, arkası kesik demek. Ebter bir şeyin sonu kesik demek. Bunu gelip Peygamberimize söylemişler. Duyanlar. Bu münafık böyle söyledi. O da böyle elini eline vurup güldü, böyle söyledi. Deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri müteessir olmuş. Diyor ki derhal Cebrail aleyhisselam geldi. İnna e'atayna kel-kevser suresini getirdi. Dedi ki, ya Muhammed, ben sana Kevser ırmağı gibi verdim. İnna e'atayna kel-kevser. Biz sana verdik Kevser ırmağı gibi. Fesalli li rabbike venhar. Kurban bayramıymış. Sen namazını kıl, kurbanını kes. İnne şâniyeke huvel ebter. O senin ebter olmanı istiyor. Yani kökü sülalesi kesik, zürriyeti yok diyor. Halbuki huvel ebter, kendisi ebterdir onun. Kendinin aslı nesli anan kalmaz. Senin kıyamete kadar Kevser ırmağı gibi evladın zuhur eder. Gelelim kardeş, bu evlat kimdir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki küllü sebebin, nesebin yankatıyor illa sebebi ve nesebi diyor. Yani diyor ki her nesep, her sülsülalenin kökü kesilir. Bundan yukarı ki şeyde söyledim. Her nesep batar. Yalnız benim nesebim batmaz. Bir de sebebim batmaz. Bir de sıhrimdir diyor. Sıhri demek ailelerimden taraf olan akrabalarım. Sebebi dediği, nesebi dediği, nesep kendinin evladı olan Hazreti Fatıma-tü Zühre radıyallahu anha validemizden gelen nesep evladı. Sebep dediği, ona intisap edip silsile olarak oradan intisapla gelen bir meşayihin elinden tutup ona gidip biat edip ondan sebeple evlad olmak. Peygamberimizin evladı iki türlüdür. Birisi kendi evladından, zürriyetinden gelenler. Birisi de tarikatla, intisapla ona bağlanıp, ona meylini, muhabbetini bağlayıp, onun yoluna girip, orada çalışanlar. Sebebi dediği budur. Benim evladım, benim zürriyetim kıyamet gününde kayıp olmaz. Birisi sebebi, birisi nesebi, birisi nesep evladındır, birisi de sebep evladındır. Sebep ki intisap yoluyla tarika hakka girmiş, intisap etmiş, onların hepsi benim evladımdır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin
ruhaniyetine gelince o mübarek ruhu bunu görenler görüyor. Evliyaullahlar buna çalışanlar görür. Bir adam tarikata girip hakkıyla çalışırsa son zamanında onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyeti ona açılır. Görür ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek başı arş-ı âlâdan yukarıda, ayakları tahta seraden aşağıda, mübarek göğsünden bir feyizlen güneş renginde bir nehir çıkıyor, bir ırmak, bir nehir çıkıyor. Güneş gibi ziya vererek o mübarek sadrından, binlerce bu dünyadan büyük olan sadrından, mübarek göğsünden zuhur ediyor. Gele gele kol kol ayrılıyor. Gele gele altın rengini tutuyor. Sonra süt oluyor, süt rengini tutuyor. Bizim şimdiki zamanımızda bizlere gelen süt renginde her intisap eden ehli tarikın, tarikat ehlinin kalbine ondan bir musluk akıyor. O nehirden, o mübarek ruhaniyetinden çıkan, güneş gibi zuhur eden gele gele onun ziyasından diğer alem istifade ediyor. İşte onun ruhaniyeti budur. Peygamberimizin bir adı Hakikatül Hakayık'tır. Bütün hakikatlerin hakikati demektir. Yani bütün mevcudatın, bütün hepsinin hakikati onun hakikatidir. Hakikatül Hakayık'tır. Bir ismi de Ebel Ervah'tır. Yani ruhlar babası demektir. Bütün peygamberlerin hepsinin ruhaniyette babası odur. Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, kendimin ruhaniyeti bütün hakikatin hakikati olduğuna, cesette babamız Hazreti Adem aleyhisselamdır. Ruhaniyette babamız, ruhlarımızın babası Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Adem aleyhisselamın babasının ruhunun da babası odur. Ebel ervah bütün ruhların babasıdır o. Onun için Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri bütün kainatın, mevcudatın hepsinin nuru onun nurundan gelir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli Muhammed deyince, Muhammed ismi Allah ismine çarpılınca, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed deyince, çakmağdan çakmış gibi bir ziya verir. Dağlara, taşlara feyiz bereket saçırır. Bizi bereketi, hayrı ondan zuhur eder. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezî tenhallü bihil ukad. Allah'ım sen salat eyle, öyle bir kamil salat olsun ki tam sedat olsun. Sen bir selamettir o Muhammed üzerine ki tam selamet olsun. Onun evladının, âlinin üzerine öyle selamettir. Tenhallü bihil ukad. O Muhammed öyle bir Muhammed ki onunla bütün güçlükleri halledersin. En zor olan işler onun ruhaniyetiyle, ona getiren salavat-ı şerifeyle hallolur. Selaten tenhallü bihil ukad. Ve tenferici bihil kureb. Bütün başa gelen sıkıntılar, belalar, kazalar, dertler, elemler, kederler, ona getirilen selavat-ı şerifeyle kurtulur ondan, açılır. Ve tenferici bihil kureb. Bütün külbet olan, yani sıkıntı olan şeyler onunla açılır. Ve tukada bihil havayit. Bütün kainatın selavat-ı şerifeye getiren yerlerin, getiren Müslümanların olduğu yerler hayır, bereket, nimet, inam, ihsan-ı ilahi çoğulur.
geçimleri bol olur, hayır bereket çok olur. Ona salavat-ı şerife getiren yerlerde yağmurlar, hayırlar, bereketler çok olur. Ona salavat-ı şerife getirmeyen yerlerde yağmur, hayır, bereket olmaz. Ve tünalid-i hirre gayb. O öyle bir Muhammed ki onunla bütün herkes muradına erer. Arz ettiği şeye salavat-ı şerifeyle devam ederse onunla erer. Cenab-ı Allah tarafına meylini, muhabbetini verip Hakk'a nail olmak, Hakk'a vasıl olmak isteyenler salavat-ı şerifeyle devam ederse onların da vasıl olur. Ve tünal-ı bihirle gayet, tünal nail olurlar. Bihirle gayet, öyle bir Muhammed ki her rağbet ettiğin şeye onunla kavuşabilirsin. Ve hüsnül havatim, bir insan ölürken ahir nefeste imanla gitmesi o Muhammed yüzü hürmetinedir. Ona selavat-ı şerife getiren kimse ahir nefeste imanıyla gider. Ve hüsnül havatim dediği bu. Öyle bir Muhammed ki o, ona devam edersen, ona selavat-ı şerife getirirsen, ona getirilen selavat-ı şerifeyle imanını kurtarabilirsin. Ona salavat-ı şerife getirmeyen adamın imanı kurtulmaz. Her yarım yanlış söyleyenlerin sözlerine bakmayın. Yarımların, yanlışların, zamane adamlarının, yarım hocaların, yarım hoca dinden eder adamı. Ve üstes kalga mâmi bir vecihil kerim. O öyle bir Muhammed ki, onun yüzü hürmetine, cemal-ı mübareki hürmetine, kerim olan cemalının hürmetine Cenab-ı Hak bulutlardan yerlere yağmur yağdırır. Hayır bereket çok olur. Bu salavat-ı şerifeyi yağmur kıtlaştığı zaman okurlar. 4444 kere okurlar. Muhakkak yağmur yağar eğer o adamların niyetleri sağlamsa. Onun için diyor ki ve istesgal gamâmi bi vecihil kerîm. O öyle bir Muhammed ki sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem onun mübarek cemali hürmetine, ona getirilen salavat-ı şerife hürmetine Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri bulutlardan yere yağmur yağdırır. Gamam bulutlardır. Ve istesgal gamâm, bulutlar yeryüzünü sular. Bir vecihil kerim, onun mübarek cemali hürmetine. Ve alâ âlihi ve sahbihi, onun âlinin, evladının üzerine ya Rabbi çok selatü selam olsun. Fî küllü lemhatim ve nefesin, her göz açıp yumulmada, her nefes alınmada, hepsinin sayısınca selatü selam olsun. Bi alâ küllü malûminler, senin her ne kadar bildiğin sayılar varsa ya Rabbi, onların hepsinin sayısınca onun üzerine selatü selam olsun. Allah bizi onun şefaatinden ayırmasın. Onun civarından ayırmasın. Ona getirdiğimiz selavat-ı şerifelerden bizi ayırmasın. Onun muhabbetinden, onun sevgisinden bizi ayırmasın. Onun sevgisinden geri koyan, ona selavat geride getirmezse, getirmeyenlere Allah cehennem sokmasın. Bu gibi sözler hata, yanlış, belki de küfürdür. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki, bir cemaat bir yere toplansa, orada diyor benim üzerime selavat-ı şerife getirmeden dağılsalar, o cemaatten necis kokar, necaset kokar. Yani pislik kokar, şer çıkar. Şeytan ortalığa girer, bütün onların fikirlerini, muhabbetlerini, birbirine bağlılıklarını alt üst eder. Bir cemaat bir yere toplandığı zaman benim üzerime selavat-ı şerife getirseler, o cemaatin üzerine hayır, bereket saçılır. Orada hayır, bereket, nimetler olur. Kardeşim biz Müslümanız elhamdülillah. Biz bunu bilmeliyiz. Her yarım yanlış söyleyenin sözlerine bakmamalıyız. Dininize, imanınıza sahip olun.
Geliyor, geliyor. Uçuruma geliyor. İmanına da sahip olur. Her yarım yanlışın sözüne bakıp dininizi yıkartmayın. İmanınızı, itikadınızı yıkartmayın. Zayıflaştırmayın. Kuvvetlendirin. Cenab-ı Hak bunun şefaatinden, civarından bizi ayırmasın. Onun imdadından, mededinden, yardımından bizi ayırmasın. Öyle zındıklar var ki, öyle zındık hocalar var ki, hocaların içinde bazıları medet ya Resulullah dersin canı sıkılıyor. Vahabi mezhebindendir herif. Medet ya Resulullah dersin canı sıkılıyor. Sen ne imdat istersen Allah'tan iste diyor. Onun ne gereği var diyor. Bir de o Vahabiler diyor ki, o ölmüş gitmiş adam diyor, ondan ne beklenir diyor. Halbuki Peygamberimiz ölmüş değil. O kabrinde dirilir. Bütün nerede çağırırsan orada seni duyar. Her nerede selavat-ı şerife getirsen selavat-ı şerifeni alır. Onun ruhaniyeti güneş gibi meydandadır. Böyle bilmeliyiz kardeşim. Allah bizi onun himmetinden, onun şefaatinden, onun mededinden, onun imdadından bizi ayırmasın. Sizin diyor, cuma günü getirdiğin salavat-ı şerifeyi bizzat kendim alırım diyor. Her ne kadar çok getirseniz, her nerede getirseniz, ben o salavat-ı şerifeyi bizzat kendim alırım diyor. Başka gündeki getiren salavat-ı şerifeyi, melaike var, o melaike getirir bana ulaştırır diyor. Cenab-ı Hak bizi bundan ayırmasın. Bir de kardeşim, şu var ki, bazı insanlar, insandan ne beklenir diyor. Buna da cevap vereceğiz. Yani bir adam, kuldan ne beklenir? Kulun nesi var, kulda ne var? Kul nedir? Kul ne ki? Böyle söylüyorlar. Halbuki, Cenab-ı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve tîni ve zeytûni ve tûr-i sînîne ve hâzel beledil emîn. Kafirlerden birinin büyükleri demiş ki Kur'an, Kur'an dediğinizde ve tîni ve zeytûni ve tûr-i sînîne ve hâzel beledil emîn diyen değil mi demiş. Yani zahir manası şu: bizim hocalarımızın da verdiği mana şu. Fakat hakiki ulemanın verdiği mana başka. Ve dini Allah-u Teala diyor ki ben incire yemin ederim. İncir ağacına yemin ederim. Ve zeytün, zeytün ağacına yemin ederim. Ve Tur-i Sinin, Tur-i Sina dağına yemin ederim. Ve hazel beledil emin, Kabe'ye yemin ederim. Kafir olan, zındık olanlar, münafık olanlar diyor ki Kur'an, Kur'an dediğinizde bu değil mi? Bak, dağa, taşa, yere, yurda yemin ediyor. Ağaca yemin ediyor. Halbuki böyle der. Bunun hakiki manası şöyle. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki vettin. Tin, incir, incire derler. Yani dünyayı incire misal getiriyor Cenab-ı Hak. İncirin kökü zayıf olur. Yaşı az olur. Kışın yaprağını döker, sıslak kalır. Yazın yaprağından şenelir. Bu dünya aynı ona benzer. Ben buna benzeyen dünyaya yemin ederim. Zeytün ve zeytün, zeytün ağacına yemin ederim demek, zeytin ağacının kökü sağlam, kendi sağlam, meyvesi yağlı, kış yaz yaprağını dökmez, ömrü uzun olur. Ahiret de böyledir. Ben ahirete misal getirip bu zeytine yemin ediyorum. Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki zeytunetin la şerkiyetin ve la garbiyetin yekâdü zeytühâ yudî. Bu ahirete çalışıp iman ve itikad maneviyat yüksekliğini kazananlar niye benzer? Zeytin ağacına benzerler.
Onlar ne şarkadır ne garptedir. Onların kalplerinde öyle bir ziya var ki ateş dokunmadan yanar. Bu Allah'ın aşkı Allah'ın ateşidir. İşte maneviyata yemin ediyor. İncir zahire yemin ediyor. Zeytin için maneviyata yemin ediyor. Maneviyat öyle bir şeydir ki ne garpte ne şarkta ne bir yerde bitmiş hiçbir şey yok. Öyle bir ziyası var ki içeriden onun bir zeytinyağı var ki ateş dokunmadan yanar. Allah 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 derken bir de bakarsın ki tutuşmuş. Ateş yok. Onunla tutuşur. Ve Tur-i Sinin, Tur-i Sina dediği senin kafadır, insanın kafası. Arif olanların, aşık olanların, sevgili kullarının kafasına yemin ediyor. Kafada neler var? Ne mahkemeler var? Kafada akıl var, izan var, fikir var. 100 senelik, 500 senelik işi düşünmek var. Her şeyi düşünmek var. Mahkeme-i Kübra, en büyük mahkeme kafadadır. Ben o insanın zekası, o dolu olan kafaya yemin ederim. Ve hazel beledül emin, hakiki müminlerin kalbine, o nurlu kalbe yemin ederim. O emin olan belde ki, Allah'ın aşkıyla, Allah'ın muhabbetiyle, Allah'ın sevgisiyle o kalp öyle temizlenmiş ki her şeyden selamete çıkmış emin bir kalptir ki o en büyük emin bir memlekettir. O müminlerin, halis müminlerin kalbine yemin ederim. İşte ben bu 4 şeye yemin ederim. Zahire, batına, İnsanın kafasındaki olan o büyük mahkeme-i kübraya, kalbindeki olan o büyük kalbe diyor ki مَا وَسَانِي اَرْضِي وَلَا سَمَائِ اِلَّا قَلْبِ مُؤْمِنِ Bana yerler gökler geniş gelmedi, mümin kulun kalbi geniş geldi. Aşıklar ne demiş? Kalbi mümin beyti haktır, haccül ekber andadır. Belki arşır rahmandır gömür. Gönül arş-ı rahmandır. Allah'ın evidir. Müminin kalbi Allah'ın evi. Ben ona yemin ederim diyor. Bu serseri herifler de diyor ki Kur'an, Kur'an dediğinizde bu değil mi diyor. Bunlara yemin ediyor diyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ التَّقْوِيمِ Ben insanları güzel ahsen-i takvim üzerine yarattım. İnsanı bir kere düşünsen, kaş ne, göz ne, ağız ne, burun ne, konuşmak ne, anlamak ne, dinlemek ne, insandaki zeka, insandaki bilgi, insandaki güzellik, insandaki edep, insandaki haya, insandaki iman, insandaki itikad nerede var? Vücuduna gelince bir kere sen vücudunu düşün bakalım. Ne güzel yaratmış. Oturman yerinde, kalkman yerinde, yatman yerinde, ata binmen, silah kuşanman, hepsi müsait. Hiçbir yerinde bir akış yeri yok. Ben diyor, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ التَّقْوِيمِ Ben insanı ahsen-i takvim, güzel takvim üzerine yarattım diyor. İnsana akıl verdim, zeka verdim, fikir verdim, göz verdim, kulak verdim, düşünmek verdim. Her şeyini verdikten sonra yürü git de artık beni tanı. Ben sana kitap gönderirim, peygamber gönderirim, hepsini gönderirim. Sen tanı beni. Ben onu sümmere dedine esvede safidin. İşte esvede safidin olan bu dünyaya gönderdim. Yeryüzüne gönderdim. Sümmere dedine esvede safidin. Kendi sevdiğim gibi, kendi bildiğim gibi kendim seve seve her şeyini tamam ederek, insanın her şeyini tamamlayıp, ben insanı tamamen sevdiğim şekilde, hoşuma gelen şekilde her şeyini yarattıktan sonra, dünyaya imtihan için gönderdim diyor.
Tebareke suresinde ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebulvekum eyyüküm ahsenü amelâ. Ve huvel azîzul gafûr. Yani o Tebarek Teala Hazretleri bütün mülkün sahibidir. Hep elindedir. Dünya ve ahiret hepsi kendinin elindedir. Bir adamın elinde saat nasıl elinde? Onun gibi. Bir saatçinin elinde saat nasıl? Onun gibi benim elimdedir diyor. O en evvel ölümü yarattım. Sonra geri dirilmeyi yarattım. Sizi alem-i süfri olan bu dünyaya gönderdim. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنِ عَمَلًا Size sınav edeyim, hanginiz güzel amel yapacaksınız? Bana hanginiz güzel ibadet edeceksiniz? Hanginiz güzel beni zikredeceksiniz? Hanginiz bana güzel iman, itikad edip benim yolumda, benim sevgimde hanginiz çalışabileceksiniz? Bunun için sizi yeryüzüne gönderdim diyor. İşte sümmere dedi, nâhu esfere safilin dedi bu. Esfere safilin olan bu dünya çirkefinin içine, küfrü zalalet ehlinin içine, bu zalimlerin içine, bu nefsinin havasına, şeytanın havasına uyanların içine sizi gönderdim. Nefis, şeytan hepsi birleşip artık siz ne şekilde bakalım mücadele yapacaksınız, ne şekilde uğraşacaksınız, ne şekilde benim yolumu arayacaksınız, ne şekilde bana muhabbet edeceksiniz. Ben bunları bilmeniz için bakalım, tebeyyün etmeniz için, sizi imtihan için dünyaya gönderdim. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَلًا Sizi sınav edeyim, hanginiz güzel amel yaparsınız diye. ثُمَّرَ دَدِنَا وَاَسْفَلَ سَافِلِينَ Öyleyse bu esferin safilinde kaldınız. Buradan yukarı âlem-i ulviyata yükselmeye, o süzülüp geldiğiniz Allah'ın nurundan, peygamberin nurundan, peygamberin ruhundan, sizin ruhunuz bu aleme süzülüp gelip buraya indi. Buradan geri o aleme yükselmeniz lazım. İnsan her ibadet ettikçe ruhu yükselir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ بَيْنَ عِبَادِهِ سَبْعِينَ اَلْفَ حِجَابًا مِنْ نُورِ الْمَزُلْمَةِ Yani diyor ki Allah'ın kulun arasında nurdan ve zulmattan 70.000 perde var. مِنْ هَسْتِلْكَ الْحُجُبْ Bu hicablardan, bu perdelerden birini anlamaz. İnsan ibadet ettikçe illa zahakat, illa geçer diyor. O yükselir. Onun ruhu yükselir, kendinin haber olmaz. Kendi Allah'ına zikreder, ibadetine, taatine çalışır. O zaman onun ruhu yükseliyor. Âlem-i ulviye o süzülüp geldiği tarafa doğru. Yukarı doğru nuraniyete yükseliyor. Yukarı gittikçe nurdur. Bu alemden aşağısı gittikçe zulmattır. Her kim de küfrü dalalet içinde, mayhoşluk, serhoşluk, cinsizlik, imansızlık içindeyse gittikçe aşağı cehenneme doğru onun ruhu gidiyor. Öldüğü zaman zaten cehennemi bulmuş. Ötekisi çalışıyor, onun da ruhu son sona gittikçe Cenab-ı Hakk'a kavuşuyor. Yukarıya alem-i ulviye doğru. Onun için diyor ki اِلَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Hepiniz bu alem-i süfride kalırsınız. Belki de aşağı doğru gidersiniz. Yalnız iman edip amel-i salih işleyenler yukarı yükselir. اِلَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Onlar için kendilerinin razı olduğundan ziyade ecirler var. Mükafatlar var. Her kim iman edip amel-i salih işlerse onlar için Allah-u Teala'dan yüksek inam, ihsan, ikramlar var. Onların kendilerinin memnuniyetinden fazla. Ben razı oldum Allah'ım, daha ne isteyeyim dedikten sonra daha geleceklerim var.
İman edip amel-i salih işleyenlere vaat ediyor. Allah'ın vaadi haktır. Yalan söylemez. Vaadinde durur. Sen iman et, amel-i salih işle. Korkma, cennete gidersin. Korkma, Allah'a yakın olursun. Allah'a vasıl olursun. Sen inanmazsan, bu sözlere kulağı asmazsan, Allah ne yazdıysa o olur dersen, olduğun yerde kalırsın. Sonra diyor ki, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدِ بِالْد۪ينِ. Ey Habibim Ahmet, Resulüm ya Muhammed, ben bu kadar ayetler söyleyip, bu kadar haber verdikten sonra, eğer bu senin sözünü kabul etmeyip, senin dinini yalanlarlarsa, kulağı asmazlarsa, اَلَيْسَ bi ahkemil الْحَاكِم۪ينَ. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Onların hükmünü verir. Onların cezalarını verir. Onların o yaptıklarını burunlarından getirir. Kat kat. Onun için sen hiç merak etme. Eleyhissallahu bi ahkemil hakimin. Allah hakimlerin hakimi, hüküm sahibi, bütün hakimlerin hakimi Allah-u Teala'dır. Değil midir? Evet, Allah-u Teala hakimlerin hakimidir. Ahkemül hakimindir. İnanıyoruz, iman getirdik. Âmennâ ve seddaknâ. Femâ yükezzibüke bâdi biddîn. Bu kadar peygamber gelip, bu kadar ayetler okunup, bu kadar hadisler söylenip, size bu kadar vaazlar yapıldıktan sonra gene de aldırış etmeyip kulağı asmazlarsa, ya Habibim sen müteessir olma, sen onları bana bırak, ben onların burnundan getiririm, onların hakkından gelirim, onların hükmünü ben veririm. Böyle diyor Cenab-ı Hak. Kardeşim, elden geldiği kadar Allah'a sevinmeye çalışmalı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki, Habibullah'a ila ibadihi, Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirin. Allah'ı sevilecek, yani Allah'ı sevecekleri sözü söyleyin. Yuhbidukumullah, Allah da sizi sever. Siz Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirmeye çalışınız. Allah sevgisini öğreniniz. Allah'ı sevsinler. Allah da sizi sever. Her kim onlara doğru yol gösterir, onları doğru yola sevk eder, şey derse Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, o kimseyi Cenab-ı Hak sever. Şimdi gelelim Vel Asr suresine. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki, vel asri, ben asır zamanına yemin ederim. Asır vaktine yemin ederim. Asır ikinci zamanının vaktidir. Yani bir hesapta da ahir zaman peygamberimiz dünyanın ikinci vakti gibi gelmiş. Ona yemin ederim. Asr saadette asr peygamberiye yemin ederim. Vel asri innel insane lefî husrin. Ben o asra yemin ederim ki insanlar bütün zarardadır. Hepsi zarar etmektedir. Gece gündüz kendi kesesinden harcayıp yiyen gibi, hazır malını yiyip çalışmayıp zarar gören gibi. İnnel insane lefî husrin. İnsanların hepsi zarardadır. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihât. Yalnız iman edip amel-i salih işleyenler zarar etmez. Onlar yükselmektedir. Onlar buraya gelince buranın burada yapılacağı şeyi yapmaktadır onlar. Onlar Allah'a sevilmektedir. İllellezine amenu ve amilus salihat. Yalnız Allah'a iman edip Allah'a salih ibadette bulunanlar, onlar kurtuldular. Onlar Rabbilerinin
inamına, ihsanına, cennetine, cemaline nail olurlar. Bir de ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Onlar hakkı tavsiye ederler. Daima halka hakkı tanıtmak, hakkı bildirmek, hakkı öğretmek, hakkı söylerler. Haklı olan sözü haklı kabul ederler. Hakkı tanıtmak isterler. Hepiniz elinizden geldiği kadar haram yemeyin, hakkı hukuka riayet edin, birbirinizin aleyhinde söylemeyin, birbirinizin aleyhine geçmeyin. Allah'a sevilecek işte bulunun, Allah sizi sevsin deyip böyle hakkı tavsiye ederler. Ve tevasav bis sabr. Her hususta ibadet ve taatte çalıştım bir şey kazanamadım diyenler olur. Onlara der ki sabret, sonunda bulursun, kazanırsın. Birisi bir belaya düşmüş, sabredemiyor, ona der ki sabret. Sabrın sonu şöyle iyidir, sabredene Allah şöyle yardımcıdır der, hakkı tavsiye eder ve sabrı tavsiye eder. İşte benim halis muhlis kullarım onlardır. Cenab-ı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin halis kulları onlardır ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onların metü senayibi Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki ve ibadirrahmanin lezine yemşûne alel erdi hevnen ve izâ khâtabehümül cahilûne kâlu selâme. Yani Allah-u Teala'nın öyle kulları var ki yeryüzünde gezerler, gönül enginliğiyle halka hakka irşad ederler, hakka hidayet ederler, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirirler. Bunlar yeryüzünde yürürler. Ve izâ khâtabehümül cahilûn. Cahiller onlara hitap edip söz söylerler. Münafıklar, fasıklar, cahiller derler ki işte şöyle böyle aleyhine atarlar, iftira bühtan yaparlar. Onlara der ki aramızda bir şey yoktur. Ne zararı var? Dökülen saçılan bir şey yok. Zarar diyen yok. Der, onlara hakkı tavsiye eder. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki ben Allah'a yemin ederim ki sizin içinizde bazı kimseler var. Sahibi özür diye memlekette bırakırsınız. Siz dağlar ovalar geçip harp edersiniz cephelerde. O sizinle beraberdir. Gene bir hadis-i şerifinde diyor ki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri İzâ dâllekum vâdiyen bir vadide şaşıp kalırsanız ev erâde biküm gavsen yahut ki size bir yardımcı ararsanız yahut sizin yanınızda hiçbir yardımcınız olmadığı zamanda o zaman fekûlû deyiniz ki ya ibadallah ey Allah'ın kulları, Allah'ın has kulları, ayinuni bana yardım ediniz. Ağisuni beni muhafazınıza alınız. Deyi söyleyin. İbadallahi la yurahim. Allah'ın öyle kulları var ki göze görünmeden yardım ederler. Hocanın birisi Adana'da demiş, Peygamberin nuru Allah'ın nurundan değildir. Demiş, ona cevap verdik. Ayetlerle, hadislerle. Bir de insandan ne beklenir diyenlere cevap verdik. Şimdi ise Mevlid-i Şerif hakkında söyleyeceğiz inşallahü teala. Faslın fi beyani fadlı Mevlid-i Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kale Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhu men enfaka dirhemen ala kıraati mevlid-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne rafîkî fil cenneti. Türkçesi. Bu fasıl Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlid-i nebisini beyan eder. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teâlâ anh hazretleri buyurdu.
her kim Mevlid-i Şerif'i okutmak için bir dirhem harcasa cennette benim yoldaşım olur diye buyurmuştur. Gene وَقَالَ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَ الْاِسْلَامِ Türkçesi Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala anhu hazretleri buyuruyor ki her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid-i Şerif'ini büyük diyerek hürmetle tazim ederse o kimse İslam'ı ihya eder. Yani İslam'ı diriltir demek diye buyurmuştur. Gene ve kâle Osman radıyallahu anhu men enfaka dirhemen ala kıraati mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem feke ennema şehide gazvete bedrin ve huneyn. Türkçesi Osman radıyallahu teala anhu buyurdu ki her kim Mevlid-i Şerif okutmak için bir dirhem bir şey harcasa sanki Bedir gazasında ve Hüneyn gazasında peygamberle beraber bulunmuş gibidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber o harplerde bulunmuş gibi olur diye buyurmuştur. Yine hadis-i şerifte buyuruyor ki وَقَالَ عَلِيِّ اِبْنِ اَبِي طَالِبْ سَلَّمَ اللّٰهُ وَالْحَوَّ رَبِّيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْاِيمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ Türkçesi Hazreti Ali radıyallahu anhı ve kerremallahu vechehu buyuruyor ki her kim Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin Mevlid-i Şerif'ini hürmetle, tazimle okunulmasına sebep olsa, o kimse dünyadan iman ile çıkar ve hesap görmeden cennete girer diye buyurmuştur. Yine Makale-i Hasan el-Basri, Hazreti Hasan Basri radıyallahu anh hazretleri buyurmuş ki Medettü levkâne bi mislü cebelin Uhud'in zeheben fe enfakıkuhu alâ kıraeti mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Türkçesi Hazreti Hasan el-Basri radıyallahu teâlâ anh hazretleri buyurmuştur ki ben severim ki Uhud dağı kadar altınım olsa onu Mevlid-i Şerif okutmaya sarf etsem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için deyi buyurmuştur. Yani nolaydı benim dağı kadar altınım olaydı. Onu da Peygamber'in Mevlid'in okutmasına sarf edeydi. Deyi buyurmuştur. Fakale Cüneyd-i Bağdadi radıyallahu teala anhu Kaddesallahu sirrehu men hadara Mevlid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve azzama kaderehu fekad faze bil iman. Türkçesi Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kuddesi Sırrahu Hazretleri buyuruyor ki her kim Mevlid-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde hazır bulunsa yani Mevlid-i Şerif okunurken hazır bulunsa hürmetle, tazim ile büyüklüğünü takdir ederek dinlese, o kimse otursa imanını kurtarır diye buyurmuştur. Gene makale marufül kırhî kaddesallahu sirrehu men heyye'e ta'amen li ecli kıraeti mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cema'a ihvanen ve evkade siracen ve lebise cediden ve tebekkara ve taattara tazimen li mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem haşerehullahu yevmel kıyameti maal firkatin
ula minen nebiyyin ve kâne fî e'lâ elliyyin. Türkçesi Hazreti Maruf-ı Kürhi Kaddesallahu sirrehu Hazretleri buyurmuş ki, her kim Mevlid-i Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için okutmak için o niyetle yemekler hazır etse, kurbanları çağırıp toplasa, ışıklar yaksa, yeni elbiselerini giyse ve süslense, güzel kokular saçsa, hürmetle, tazimle okutsa, Allah-u Teala o kimseye kıyamet gününde evvelki peygamberlerin fırkasıyla beraber haşreder. Onlar âlâ-i illiyindedir. Bu kimse onlar ile beraber olur diye buyurmuştur. Yani peygamberler en evvel fırka olarak o yola giderler. Onun için peygamberler fırkasına beraber olur o kimse. Ben Bilal Muhammed Nadir. Gördüğümü söyleyeceğim. Bu sayfayı boş buldum. Giresun'a gittiğimde orada bir adam var idi. Bu adam öldü. Bunun iki ailesi var idi. Bu adamın aileleri yanıma geldiler. Bu adam ölmeden evvel bize dedi ki, dediler, evi güzelce yıkayın. Bana temiz elbiseler giydiriniz. Temiz gül yağı kokuları serpiniz. Benim yanıma peygamberler, evliyalar geldiler. Yarın kuşluk vakti. Saat filanda öleceğim. Şu saatte öleceğim. Erkenden suyumu kızdırın. Durmayın. Gidin şimdi. Yine peygamberler gelecekler. Siz benim odama gelmeyin. Kefenimi alın. Bunlar şimdiden hazır olsun dedi. Deyi söylediler. Hazırladık. Kendi sağ iken eve girdik. Güzel koku evin içini kokuladık. Öyle olmuş ki koku dolmuş. Kapının yarığından içeriye baktık. Saf yeşil nurdan başka bir şey görmedik. Evin içi görünmüyor. Bir yeşil nur görünüyor. Evin eşyası dahi görünmüyordu. Güzel koku başımıza vurması bizi sarhoş gibi etti. İçeriden çağırdı. Oradan durmayın, gidin. Biz odamıza geldik. Az sonra bizi çağırdı. Vardık, işte şimdi gidiyorum, vakit geldi, dedi. Şehadet getirdi, hemen teslim oldu. Biz buna şaştık. Nedir bu? Rahmani midir? Şeytani midir? Dediler. Ben dedim ki, kocanız ne ile meşgul idi? Onun işi gücü neydi? Deyince dediler ki, o mevlid okutmaya çok havaslanırdı. Kim mevlid okudursa onun hizmetini yapar. Her şeyini, her muamelesini o görürdü. Mevlidlerde hizmet etmektir. Dediler. Hakikaten ben de gördüm. Her kim mevlid okulacak olsa onu bulurdu, çağırırdı, ona para verir, o her şeyini alır, o her hizmetini yapar, ayakta durur, hizmet ederdi. İşte bundan dolayı cümle peygamberlerin üzerine mevlidde dualar okunduğunun için cümle peygamberler bunun ziyaretine gelmişler. Dedim, siz bunun için merak etmeyin dedim. Gene
Fekale vahidu asrihi ve feridu dehrihi el imam Fahreddin Razi. Yani kendi zamanında, asrında bir tek bir tane olan, kendi dehrinde ferid olan el imam Fahreddin Razi Hazretleri buyuruyor ki, ma min şahsin kara'e mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bir şahıs mevlid-i nebi'yi okutsa, alâ melihe ev birrin ev şeyin ekhâd minel mâ'i mevkûlâti illâ zaharet. Bu uzun biraz. Bunun Türkçesini söyleyelim. Türkçesi şöyle. Kendi asrında bir tek olan İmam Fahreddin Razi Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse Mevlid-i Nebi'yi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i duza veyahut başka bir yenecek şeylere Mevlid'i okusa, okuyup başka yeneceklerin içine kalksa, o yeneceklerde bereket zahir olur. Her ne şeylere ki bu katılır ise hiç sıkıntı ve zahmet olmazdan Allahü Teala onlardan yiyenleri affı ve mağfiret eder. Yani bu üzerine mevzu okunan şeyler ötekine katılırsa ondan yiyenleri Cenab-ı Hak affeder. Mevlid-i Şerif'i suya okuyup içenlerin kalplerine bin nur ve bin rahmet girer ve bin de kötü şeyler kalbinden çıkar. Ve kalplerin öldüğü günde o adamın kalbi ölmez. Mevlid-i Şerif'i sikkeli bir para üzerine okusa, başka paralara katsa, ya altın ya gümüş, ona bereket olur. Sahibi fakir olmaz. Peygamberimizin bereketine hiç kesilmez. Şu halda Mevlid-i Şerif okunurken yanına tuz gibi, su gibi, para gibi şeyler konulsa ve kullanılsa çok iyi olacaktır. Yani mevlidden sonra su içilse, tuz yalaşılsa çok iyi olur. Makalel İmam-ı Şafii rahmetullahi men cema'a mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve selleme ihvanen ve heyyen ta'amen ehla mekanen ve amide ihsanen ve sâre sebeben bi kıraatihi ba'asehullahu teâlâ yevmil kıyameti ma'as sıddîkîne ve şühedâi ve sâlihîn ve yekûnu fî cennâtin naîm. Cesi İmam Şafii rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, Mevlid-i Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için bir kimse ihvanları toplasa, yemek yedirse, yerleri düzlese, güzel hizmet etse, okunmasına sebep olsa, Allahü Teala o kimseyi kıyamet gününde sıddıklar ve şehitler ile ve salihler ile beraber haşreder. Ve cennet-i naimde olur. Onlar ile beraber olur. Bunları söyleyen İmam Şafii rahmetullahi aleyh hazretleridir. Ve kâle sirr-i sakati kaddesallahu sirrehu men kasada mevdi'an yakra'ı fihi mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fakat kasada ravzaten min riyad-i cenneti لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا المحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. Türkçesi Sirr-i Sakati Hazretleri kaddesallahu sirrehu buyuruyor ki, her kim Mevlid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini okutmak için bir yeri kasteylese,
hazırlasa, niyet ile eylese, o kimse cennet bahçelerinden bir bahçe hazırlamış oldu. Yani mevlid okutmaya bir yere hazırlasa bir adam, o kimse cennet bahçelerinden bir bahçe hazırlamış oldu. Çünkü bu hazırladığı yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin ve sevgisinin için hazırladı. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki, her kim beni severse cennette o kimse benimle beraber olur diye buyurmuştur. Bu mevlidi böyle okuyup okudan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle beraber olur cennette. Burayı boş buldum, ben yazdım. Yazıyorum. Resul-i Ekrem-i Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki, men ehabbeni fakat ehabballah, men ehabballah dehalel cennet. Türkçesi, her kim beni severse Allah-u Teala'yı sevmiş oldu. Allah-u Teala'yı sevenin yeri cennet oldu. O cennete girer demektir. Mevlid-i Şerif okutmakta ancak Resulullah Efendimiz'i sevmekle olur. Ashablar zamanında Resul-i Ekrem Efendimiz'i evine davet etmeyi büyük devlet bilerek davet ederlerdi. Her müşkilleri hal olur, hayır bereket artar, evine feyiz ilahi rahmet ilahi dolardı. Biz de o zaman bulunsaydık, biz de davet ederdik. Ama mevlid okur veya okutursak, aynı daveti biz de yapmış oluruz. Çünkü cuma günü getirilen salavat-ı şerife bizzat kendisi alıyor. Öyle ise davete, mevlide o da geliyor. Bunu yazan Bilal. Ve kâle sultanul arifînil el-imâm-ı celâleddîn-i siyûtî kaddesallâhu sirrehu ve nevvere barihahu fî kitâbihim müsemmâ bil vesâil fî şerhe şemâil mâ min beyti ev mescidin ev mahilletin kuri'e fîhî mevlidin nebî sallallahu aleyhi ve sellem illâ khaffetil melâiketü zâlikel beyti ev el mescid ev el mahilleti ve salletil melâiketü alâ ehli zâlikel mekân ve ammehumullahu teâlâ bir rahmeti ve rızvân ve emmâ mutavvakûne bin nuri yani Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam fe innehum yusallûne alâ men kâne sebeben li kıraeti mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Türkçesi şu: Ariflerin sultanı İmam Celaleddin Suyuti Hazretleri kaddesallahu sirrehu, Allah sirrini takdis eylesin ve kabrini pür nur eylesin. Bil Vesail isimli kitabında Şemail-i Şerif yazarken onun şerhinde şöyle buyurmuştur ki, bir evde ya bir mahallede ya bir camide, mescitte, orada Mevlid-i Şerif okunsa orayı melaikeler sarar. O ev yahut mescit yahut mahalleyi sararlar. Melaikeler salavat getirirler. Oradaki bulunan cemaate Allahü Teala onlara rahmetini, rızasını verir. Yani melaikeler o cemaate dua ederler. Cenab-ı Hak da onlara, o melaikelerin üzerine rahmetini, rızasını verir o cemaate. Ve kâle eydan mâ min müslimin kara'e fî beytihî mevlid-i nebî sallallahu aleyhi ve sellem
illa rafa Allahu subhanahu ve teala el kahtu vel veba vel harku vel garku vel afatu vel beliyat. Bunun manası yazılmamış. Burayı ben söyleyeyim. Ve kâle eyzan, aynı onun gibi söylediler. Mâ min müslimin kara'e, her müslim ki hangi bir müslüman okur fi beytihi mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, evinde mevlid-i şerif okur. İllâ refe Allahü sübhanehu ve teâlâ, Allahü Teala hazretleri oradan kaldırır. Neyi kaldırır? El-kahf kıtlığı, vel veba, veba hastalığını, vel harkı, yangını, vel garkı, suya gark olmayı, vel afat, afatı, vel beliyat, belaları, vel buğz, odan buğzu hasedi, vel hasedi ve aynı su'i. Yani göz değmesinden, vel lususu, hırsızdan, an ehli zâlikel beyt, bu evin ehlini onlardan Cenab-ı Hak muhafaza eder. Ve izâ mâte hevvenallâhu aleyhi, o kimse ölürse Allahü Teala onun üzerine kolaylık getirir. Cevaben münkerin ve nekirin, kabirde münkir ve nekir meleklerinin sualı cevabı kolay gelir. Ve yekûnü fî mek'adî sıdkın inde melikin muktedir. Yani Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de der ki: "Fî mek'ad-ı sıdkın inde melikin muktedir." O melik-i muktedir olan Allahü Teala'nın yakınında olur. "Femen erâde ta'zîme mevlidin nebî sallallahu aleyhi ve sellem." Her kim mevlid-i nebiye, mevlid-i Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hürmet etse, yekfihi hazel kadr, o kimseye o kifayet eder. Ve men lem yekun indehu ta'zimi mevlidin nebi aleyhisselam, her kim mevlid-i şerife ta'zim etmezse, kıymet vermezse, lev mele'ete lehül dünya fi medhihi, eğer bütün dünyada onun metü senası dolmuş olsa bile o kimse Allah'ın nazarında değildir. Lem yuharrek kalbuhu, onun kalbine hareket gelmez. Fil muhabbeti lehu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti onun kalbine gelmez. Cealenallahu ve iyyakum, Allah sizi de bizi de onun muhabbetinden ayırmasın. Mimmen yuazzimuhu ve ya'rifu kadruhu, her kim ona tazim eder, onun kadrini de bilirse, ve min ahassı hasim muhibbihi, her kim onun hakkıyla muhabbetine şey olursa, ve etbaihi, onun tabilerine, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bizi onlara uyanlardan etsin. İşte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Mevlid-i Şerif'ine hürmet böyledir. Bu Mevlid-i Şerif'in hakkında aleyhinde söyleyen hocalarımız var, vaazlarımız var. Bunun ne gereği var, Mevlid'in ne gereği var diyenler bunu dinlesinler. Allah'tan korksunlar, Resulullah'tan utansınlar. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini Cenab-ı Hak bütün kainatı onun yüzü hürmetine yaratmış. Ya Muhammed diyor, eğer sen olmasan ben yerleri göğleri yaratmazdım. Senin yüzün hürmetine yarattım diyor. Öyleyse Vahabi mezhep zındıkların, fasıkların sözlerine bakmayıp kendi imanınızdan, itikadınızdan ayrılmayın. Çok kötü hocalar var. Vahabi mezhepli, Vahabi girişetli. Hoca olmuş, müftü olmuş, müderris olmuş. Kendisinde takva olmadıktan sonra ne inemeli? Ehli takva olanlara Allah korusun Cenab-ı Hak.
Allah ehli takva olan hocaları, alimleri, müftüleri, müderrisleri, vaazları Allah korusun, onlara yardımcı olsun. Fasıkların ve Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onları ıslah etsin. Onlara Cenab-ı Hak doğru yola getirsin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlâ yevmiddin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Hatta tenalu cenneten ve naima. Amin ya Muin ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.